Şöyle bir başlayalım Gülkan Hanım. Ben girişimi yapayım. Öncelikle tüm konuklarımıza hoş geldin demek istiyorum size de özellikle. Herkes, tüm emekçi kadınların da 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarım. Güzel bir güne denk geldi sizin etkinliğiniz. E, BYP olarak da ayrıca e, 18 Mayıs'ta İstanbul e, Aydın Üniversitesi'nde lansman etkinliğimiz olacak. Oraya da herkesi davet etmek isterim. E, bugünkü etkinliğimizde ise e, üretken yapay zeka ve teknoloji girişimciliği üzerine Gülhan Ertürk Akgül ile e, yapacağız. Biliyorsunuz popüler konulardan herkesin merak ettiği her gün çok hızlı bir şekilde yol kat edilen bir teknoloji. Sözü size bırakıyorum Gülhan Hanım. Evet, çok teşekkür ediyorum ben. Öncelikle davetiniz için de teşekkür ediyorum ve bugünün 8 Mart olması Dünya Emekçi Kadınlar Günü olması nedeniyle hem programa katılan hem Bizi dinleyen hem de bütün dünyadaki emekçi kadınları ve ülkemizdeki emekçi kadınların, kadınları e, gününü kutluyorum ve tüm kadınlarımızın da günü kutlu olsun diyorum. E, ben bugün popüler bir konu olan üretken yapay zeka ve e, son günümüzde günümüzde çokça konuştuğumuz üretken yapay zeka konularından biraz bahsetmek istiyorum. Bu vesileyle de teknoloji girişimciliğinden birazcık bahsetmek istiyorum. Konuları e, her ikisi de çok detaylı ve çok uzun konular olduğu için aslında çok fazla e, teknik e, olarak da sizleri sıkmamak birazcık tekniğe dokunma yapmak, ondan sonra da teknoloji girişimine geçiş yapmak niyetindeyim. Dolayısıyla üretken yapay zeka nedir, kavramları nedir, hangi alanlarda kullanılabilir ve üretken yapay zeka çıktılarını biz nasıl kullanabiliriz, nerelerde kullanabiliriz ve bu çıktılar üzerine nasıl bir girişimcilik planlayabiliriz gibi konuları birazcık anlatmak istiyorum. İşin teknik konularına girmek gerekirse de bu konularla ilgili ilgi duyanları biz e, kendi e, lokasyonumuz olan Teknopark İstanbul'da bir şirketimiz var. E, oralara davet eder ve sizlere daha detay teknik anlatımlar da yapabiliriz diye e, böyle küçük de bir e, davet de eklemiş olayım. Önce kendimden bahsedeyim. Ben Gülhan Ertürk Akgül. Arvis Teknoloji'nin e, kurucusu, kurucu ortağı ve CEO'suyum. Biz son 10 yıldır teknoloji girişimciliği yapıyoruz. Son 3 yıldır da özellikle finans sektörüne yönelik biyometrik kimlik doğrulama yöntemleriyle yine teknoloji girişimciliği üzerine biraz daha odaklanarak yapay zeka konularında çalışıyoruz. Görüntü işleme konularında çalışıyoruz. Özellikle son dönemlerde de üretken yapay zekayı hem çalışma... Gülhan Hanım mikrofonunuz kapandı ama... Hocam mikrofonumuz kapandı. Şu anda geliyorum acaba? Evet şu an geliyor sesiniz. Az önceki konuştuklarım geldi mi acaba? Son 10 saniye gelmedi maalesef. O zaman öncesindeki geldi diye ben düşünüyorum. Peki ben Gülhan Ertürk Akgül, Arbis Teknolojinin kurucu ortağı ve CEO'suyum. Özellikle son dönemlerde üretken yapay zeka konusunda hem gerek teknoloji girişimciliği üzerine hem kendi üretmiş olduğumuz ürünlerle çokça çalışıyoruz diye düşünüp hemen sunuma başlamak istiyorum. Ee, biz özellikle e, üretken yapay zeka nedir e, ve e, bu konularla ilgili çalışmalar nasıl kullanılır bu konularla ilgili bilgi vermek istiyorum. Üretken yapay zeka olarak baktığımız zaman e, çok fazla kullanıyoruz. Yani diyoruz ki işte e, GAN teknolojileri var, ChatGPT'ler var, işte journey'ler var, Stable Diffusion'lar var, işte e, Gemini var, e, her gün yeni bir şey çıkıyor, OpenAI var. Bunları çokça duyuyoruz ve hemen hemen her gün. Herkes bir şeyleri sormak için, bir şeyleri öğrenmek için mutlaka internete girip bu tür sorgulamalar yapabiliyor. Peki nedir yapay zeka? Nedir yapay zekanın üretken olan kısmı nedir? E, ve günlük hayatta neler yapıyoruz? Hayatımızda neler değişiyor gibi. Bir taraftan korkuluyor, bir taraftan da aslında işimize çok yaradığı, yaradığı için de tercih ediliyor bakış açımız da değişiyor aslında. Evet yapay zekaya bunu yaptıralım, yapay zekaya şunu yaptıralım diye geçen birçok kavram oluyor. Öğrenciler kendi okullarında, ödevlerinde kullanabiliyorlar. İşte günlük hayatta problem çözmek isteyenler veya merak edenler mutlaka yapay zekaya soru soruyorum deyip bir sistem açıp ona soru sorabiliyorlar gibi. Peki nedir bunlar, nasıl kullanılıyor? E baktığımız zaman aslında yapay zeka çok uzun yıllardır günümüzde hayatımızın içerisinde olan bir konuydu. Yani günlük olarak insanın beyninin yapabileceği bir takım işlemleri veya bir takım problemleri tekrarlayabilen ve bunu bilgisayar sistem üzerinde yapabilen mekanizmalara, algoritmalara yapay zeka diyoruz kısaca çok basit bir deyimle. Peki bunun üretken olan kısmı ne? Üretken olan kısmı aslında baktığımız zaman işin birazcık daha farklı modellerle günlük hayatımıza girmiş hali. E ee, bunlar da günlük hayatta e, bu değişimle birlikte hayatımız değişiyor işte sektörler değişiyor üniversiteler yaşayışlar bakış açılarımız çokça değişmeye başlıyor başlayabiliyor e, ve e, biz de bu sistemleri kendi günlük hayatımızın dışında da kullanmaya başlıyoruz ve bazen bunları ürünlerimize dönüştürüyoruz e, bazen e, farklı amaçlar içinde e, kullanma durumları söz konusu olabiliyor Peki bunların hepsi e, açık mı kapalı mı Bir de bu konular var bir kısmı açık e, uygulamalar bir kısmı ücretli uygulamalar, bir kısmı e, API dediğimiz arayüzlerle kendi uygulamalarımız içerisinde entegre edebileceğimiz uygulamalar. Dolayısıyla kafalarımız çok karışıyor. Nedir diye. E, ben yine burada kavramlarla gittiğimiz zaman e, şu e, kısımdan özellikle bahsetmiyorum. Üretken yapay zeka e, genel, geleneksel yapay zekadan farklı olarak. Daha yaratıcı, daha özgün içerikler üretebilen ve çok fazla verinin eğitilmesiyle çıktı olarak elde edilen bir takım sonuç ürünleridir. Ve bunlar aslında öğrenme, tahminleme, problem çözme yeteneklerinin ötesine geçerek farklı alanlarda bize de fırsatlar sunabilir. Korkulması mı gerekir? Hayır, korkulması gerekmez. evet yapay zekanın farklı amaçlarla kullanımı durumu söz konusu olabilir ama bunların da hepsinin önlemi vardır. Yani yapay zeka aslında korkulması değil, öğrenilerek işbirliği yapılması gereken araçlardır diye düşünüyorum ben. Peki nasıl işbirliği yapabiliriz? E, yaratıcılık ve üretkenlik kısmında işbirliği yapabiliriz. Makine öğrenimi ve yaratıcı süreçler konusunda işbirliği yapabiliriz. Yaratıcı çıktılar ve inovasyon konusunda işbirliği yapabiliriz. E, yapay zeka aynı zamanda üretken yapay zeka aynı zamanda esnek ve adaptif araçlar sunar bize. E, çok çeşitli sanat ve tasarım uygulamaları da yapabiliriz. Ve bir taraftan da insan makine işbirliği yapabiliriz. Peki bunlar nelerdir, nasıl e, kullanılabilir e, diye düşünürsek bunları da aslında birazcık açmak isterim. Farkındaysanız ben birazcık aslında direkt işin içerisine girdim, yani çok fazla kavramlara takılıp e, orada kavramları açıklama kısmına girmek istemedim e, çünkü e, kavramları zaten birçok yerden çok farklı şeylerden öğrenebiliyoruz. Peki e, biz bu yapay zeka çıktılarını nasıl kullanabiliriz, nasıl elde edebiliriz, nasıl e, kullanabiliriz. Şimdi yapay zeka e, üzerine bu bahsetmiş olduğum uygulamalar e, ve açık arayüzler birçok üreticinin alanında kullanılabiliyor. Birçok üretici bu ürünleri farklı alanlarda, farklı uygulamalar şeklinde kullanıcıların hizmetine sunabiliyor. Nedir bunlar? İşte az önce söylemiştim. OpenAI gibi, MidJourney gibi, Stable Diffusion gibi veya Gemini gibi Google'ın var veya Apple'ın var. Birçok üretici burada bu araçları kullanabiliyor. Bunların bir kısmı dil modeli, bir kısmı görüntü işleme modeli, bir kısmı text veya NLP dediğim modeller olabiliyor e, ve bunları aslında bu tür araçları da günlük hayatımız içerisinde kullanmak üzere e, farklı uygulamalarda farklı soru setlerinde farklı e, problemler içinde e, kullanma durumumuz olabiliyor. E, genelde bu tür uygulamalarda bazen ticari amaçlı bazen günlük problemlerimizi çözmek amaçlı e, bazen de e, bir ansiklopedi gibi de kullanabiliyoruz. Dolayısıyla çıktılarımız çok farklı seviyeye gelebiliyor. Ee, peki üreticiler bunları neden açıyorlar? Bunları neden kullanıyorlar? Bu uygulamaları neden yapıyorlar? Şimdi günümüzde geçtiğimiz son bir sene öncesine bakarsak Kasım ayında Open AI çıkmıştı ilk modellerini açmıştı. Onun öncesine bakarsak onun öncesinde daha çok geleneksel ve klasik yapay zeka yöntemleri kullanıyordu evet. ve üretken modellere geçiş yapıldıktan sonra aslında alanımız çok daha fazla genişledi. Ee, ve çıktı oranlarımız yani çıktı dediğimiz nihai ürünler aslında çok fazla artmaya başladı ve her an her yerde herkes farklı bir uygulama farklı bir aplikasyon veya farklı bir e, deneyim e, ile aslında bu ürünleri kullanmak görmek ve e, sonuçlandırmak istedi. Dolayısıyla biz e, bu ürünlerin çıktılarını kendi hayatımıza nasıl dahil edebiliriz diye sorularla karşılaştık. Biz genel olarak ee, bulunduğumuz yerde de hep en çok sorulan şey şu. Nasıl kullanabiliriz? Nasıl elde edebiliriz? Biz nasıl çalışabiliriz? soruları. Bunları cevap vermek için de biraz daha detaya girmek gerekecek. O zaman ne elde edeceğiz? Hedefimiz ne? Yapay zeka ile biz ne elde etmek istiyoruz? Ee, bir kere bu üretken yapay zeka modelleriyle e, veriler çok e, çok büyük veriler işlenebildiği için ve bu çok büyük verilerin üzerinde de e, makine iyi öğrendiği için çok daha anlamlı ve iyi sonuçlar çıkartabiliyor. Ne gibi özellikle dil modelleri kısmında biz paragraflar alabiliyoruz, cevaplar alabiliyoruz, kompozisyonlar alabiliyoruz çıktı olarak veya e, tamamen e, işimize yönelik ürünler elde edebiliyoruz. Peki e, görüntü olarak neler elde edebiliyoruz? Görüntü olarak baktığımız zaman da çok çeşitli resimler elde edebiliyoruz. Çok çeşitli e, ç, farklı tablolar elde edebiliyoruz veya e, videolar elde edebiliyoruz. Müzikler elde edebiliyoruz, görüntüler elde edebiliyoruz. İnsanların e, yüzlerini değiştirip difek yüzler elde edebiliyoruz gibi hem iyi tarafta hem kötü tarafta çok farklı çıktılar elde edilmesi mümkün. Ama bunların bir kısmı iyi için, iyilik için kullanılabiliyor. Bir kısmı da e, bazı e, tabii ki farklı amaçlı kullanmak isteyenler tarafından kötü amaçla kullanılabiliyor. Her e, teknolojinin mutlaka iyi kullanıcıları ve bir birazcık da kötü amaçlı kullanıcıları olabilir. Ne yapacağız? Bunlara karşı panzehirler o zaman elde etmemiz gerekiyor. E, yapay zekanın biz burada özellikle üretken yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlar olan dil modellerinde e, ve resimlerde ve müzik parçaları, metinler gibi alanlarda neler yapılabilir? Biraz onlara isterseniz odaklanalım. Bu tür konular çünkü üretken yapay zekada daha çok insan yaratıcılığı destekler ve gerek sanatsal gerekse dil modelleri üzerine e, yeni e, yeni sonuçlar elde edilmesini sağlar ve bu Sonuçlarla da biz yeni işbirlikleri, gelir modelleri, iş fırsatları yakalayabiliriz. Nitekim birkaç tane küçük basit örnek sizlere gösteriyor olacağım. E, ama e, hayallerimiz sonsuz ve bu sonsuz e, yapılar içinde sizler çok daha farklı çıktılar elde edebilirsiniz. Peki e, nerelerde kullanabiliriz bu modelleri? Üretken yapay zeka ile görüntü, ses, dil ve konuşma modelleriyle farklı çıktılar oluşturabilir diye konuştum az önce. Ee, örneğin sosyal medya ve medya içerik üretme. Şimdi günümüzde sosyal medya çok fazla kullanılan, ee, insanların en çok ilgisini çeken araçlar e, şeklinde geçiyor. Ee, günlük hayatımıza bakarsak işte Facebook, Instagram gibi çok kullanılan veya TikTok gibi çok kullanılan araçlar var. Bir tarafta iş geliştirme amaçlı kullanılabilen e, LinkedIn gibi araçlar var. Bir tarafta e, günlük hayatımızın içerisinde e, yaptığımız şeyleri paylaşmak ama aynı zamanda da iş üretmek amaçlı kullanılabilen e, alanlar var. YouTube gibi e, daha çok video üretme araçları var. Dolayısıyla baktığımız zaman sosyal Sosyal medyada içerik üretmek ve bu içerikleri paylaşarak e, aslında gelir elde etmek e, çokça kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Dolayısıyla sosyal medya için hem günlük hayatımıza hem de ticari amaçlı çok çeşitli çıktılar elde edebiliriz. Bir ikinci alan görselleştirme, e, sanatsal tasarımlarda yapabiliriz. Görselleştirme amaçlı yapay zeka'nın özellikle Çıktı olarak resim çıktısı üretebileceğimiz bunların farklı modelleri var. Biraz daha tekniğe girersek image to image gibi, text to image gibi kavramlarla farklı çıktılar elde edebiliyoruz. Image to image, image şu demek, görsel olarak kullanmış olduğunuz birçok görseli bunlar iki tane görsel olabilir, beş tane olabilir, milyon tane görsel olabilir. Bu farklı görsellerin bir araya gelerek aslında oluşturduğu yeni görseller, yapay zeka tarafından oluşturulmuş yeni görseller sizin yeni çıktılarınızdır. Peki bunları nasıl oluşturuyoruz? Bir taraftan da buradan yavaş yavaş prompt engineering denilen, prompt mühendisi denilen kavrama da girmek isterim. Çünkü gerek Sosyal medyada içerik üretmek için, gerekse onları görselleştirmek için prompt engineering dediğimiz e, kavram söz konusu olabiliyor ve e, bizim nitelikli olarak oradaki görselleri yeniden oluşturabilmek için e, anlamlı kelimeleri, anlamlı cümleleri bir araya getirerek yapay zeka algoritmasına veya or arada kullanmış olduğumuz araca bu e, promptlar dediğimiz kelimeleri, cümleleri anlamlı bir şekilde yazarak e, hatta bunun içerisinde biraz daha terminolojiyi geliştireceğim işte negative prompt, positive prompt e, gibi Ekstra kavramları da işin içerisine dahil ederek yeni görseller üretebiliyoruz. Bu durumda ne oluyor? Siz aslında daha önceden makine öğrenmesi yöntemleriyle ve üretken yapay zeka yöntemleriyle geliştirilmiş olan bir aracın içerisine İstemiş olduğunuz yeni bir görseli tanımlayarak veya benzer bir görseli tanımlayarak yeni bir çıktı elde edebiliyorsunuz. Bu görseli de siz istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Örneğin almış olduğunuz görseli bir e, portre yapabilirsiniz, bir e, tuvale bastırabilirsiniz veya bir sanat tasarımı yapabilirsiniz veya başka bir amaçla kullanabilirsiniz. Örneğin nerede kullanabilirsiniz? moda da kullanabilirsiniz e, yapmış olduğunuz tasarımlarla bir e, moda yaratabilirsiniz çok çeşitli kıyafetlerde bu tasarımlarınızı e, kumaşlarda işte e, ev tekstilinde e, veya e, farklı amaçlarla e, kullanma durumunuz olabilir Örneğin e, bir bardağı bile bunun üzerinde tasarım yapabilirsiniz Dolayısıyla Burada görselleştirme olarak kullanılabilecek olan aslında araçlarımızla araçlarla birlikte nitelikli sayılabilecek çok çeşitli ürün elde edilebilir. Bu konunun biraz da telif hakkı kısmı var ama ona şu anda değinmeyeceğim. Daha sonra birazcık değinmek istiyorum. Bu kısımda birazcık yöntemleri bahsetmek istiyorum çünkü. E, Peki. Bu arada sanatsal tasarımlar çıktılar, görselleştirme yaptık, e, çok güzel. E, peki bunları başka hangi alanlarda kullanabiliriz? Oyun tasarımlarında kullanabiliriz. Biliyorsunuz oyunlar için e, arka planda görseller çok önemli. Çünkü oyunlar bir taraftan e, hem hareketli alanlar hem içerisinde müzik var, ses var, e, görseller var ve arka planda hareketli grafikler ve e, oyun alanları söz konusu. Dolayısıyla bu oyun alanlarını çizebilen e, animatörler var, çizgi e, çizgi e, resim yapan e, kişiler var, sanatçılar var, artistler var. Dolayısıyla arka taraftaki bu grafikleri görselleştiren grafikleri çizebilen e, birçok insanda çalışıyor tabii. Fakat e, Oradaki sistemin hızlı olması ve daha fazla e, uygulamanın daha fazla görselin oluşturabilmesi için yapay zekaya bu görselleri yaptırabildiğiniz takdirde bu promptlarla e, yazdığınız e, yeni promptlarla image to image veya text to image yapabildiğiniz takdirde e, o zaman oyunların arka planında hızlandırma söz konusu olabiliyor. Örneğin bir saate çizilebilecek bir resim yerine bir saatte belki 10 tane çıktı elde edebiliyorsunuz. Belki 20 tane çıktı elde edebiliyorsunuz. Arka plan çıktı sola. Dolayısıyla ne yapıyor? Yapay zeka ile burada biz işbirliği yapmış oluyoruz. Yapay zekayı artık korkulacak bir araç değil. Üreteceğimiz oyun programında örneğin arka plan sahnelerini yaparken bizim işimizi kolaylaştırabilecek zamandan ve e, harcamış olduğumuz bir takım başka e, masraflardan da bizi e, daha da hızlı bir şekilde kurtarabilecek bir metot geliştirmiş oluyoruz. Farklı uygulama alanlarında kullanabiliriz. E, ne gibi? E, bu tür çıktıları farklı uygulamalarla veya görsel uygulamalarla ee, yeni yeni e, modeller, yeni yeni yazılımlar, yeni e, e, yeni uygulama araçları şeklinde yapıp insanların kullanımına sunabiliriz. Yine yeni iş ve meslek alanları olabilir. Bu konu aslında çok geniş bir konu yeni iş ve meslek alanları. Üretken yapay zekanın e, bu geliştirmiş olduğu teknoloji sayesinde e, bazı meslekler e, yön değiştiriyor. Ve gençler için de yeni bir potansiyel açıyor. Örneğin az önce bahsetmiş olduğum prompt engineering. E, prompt aslında bir e, cümle olabilir, bir kelime olabilir veya sizin hayal ettiğiniz bir e, konuyu, bir, e, bir e, çıktıyı, bir hedefi, bir yazıyı, bir nesneyi e, nihayet olarak sizin yapay zeka ile birlikte çok iyi bir şekilde organize ederek yazarak elde edeceğiniz çıktığı tanımlamanıza vesile olabilir. Aslında bu da bir taraftan sizin için hayal mühendisliği diye de sınıflandırabiliriz. Dolayısıyla prompt engineering mesela bir meslek oluyor, oldu bile. Son bir yıldır, bir, bir buçuk, iki yıldır bir meslek oldu bile. Dolayısıyla bu ve bunun gibi alanlarda gençler için yeni bir iş fırsatı çıkabilir. Sadece gençler demeyelim, aslında birçok insan için yeni bir iş fırsatı, iş alanı olabilir. E, görsel üretmek, müzik üretmek, veya yeni dil modelleriyle dil modellerini kullanabileceği alanlar içinde yine sadece yapay zeka işi yıkmak değil, tasarımcılar ve optimizasyon uzmanları da söz konusu olacak ve burada yine yeni iş alanları çıkmış olacak. Danışmanlık söz konusu olabilir, burada kullanılabilir. Çok çeşitli analizler yapabilirsiniz ve otomasyon içinde kullanılabilir. Çünkü seri üretilmesi gereken, seri yapılması gereken bir takım e, tasarımsal işlerin veya organizasyonları veya otomasyonları siz yine üretken yapay zekayı yaptırarak, çok farklı e, zamandan, mekandan, e, operasyonel maliyetlerden e, ve oluşabilecek e, ara çıktı süreçlerinden de kurtulabilirsiniz. Dolayısıyla burada da yine ne var? Üretken yapay zeka ile korkmak yerine yine bir işbirliği var. E, peki başka nerelerde kullanabiliriz bunları? E, ve üretken yapay zeka ne tür alanlarda bize çıktılar sağlayabilir? Büyük dil modelleri. Ee, şimdi dil modelleri konusu e, yine apayrı bir e, başka çok büyük bir uzmanlık alanı ve çok büyük bir konu aslında. Yine chat GPT'den yola çıkarak, e, OpenAI'den e, yola çıkarak aslında e, bugün konuştuğumuzda neredeyse bütün büyük üreticiler, bütün büyük teknoloji üreticileri her gün yeni bir dil modeli açıklıyorlar. Ve hatta her gün neredeyse yeni bir e, teknoloji de açıklıyorlar ve bir taraftan da Görüntü modeli açıklıyorlar, video modeli açıklıyorlar. Dolayısıyla bunların artık neredeyse hızına yetişmek de mümkün olmuyor, olamıyor. Neden bu yapılıyor? Çünkü geçtiğimiz senelerde milyar bazındaki kelimeler işlenerek oluşturulan dil modelleri bugün trilyonlar mertebesindeki dillerin veya kelimelerin veya Farklı konuşma arayüzlerinin işlenmesi neticesinde çok daha anlamlı, çok daha kullanılabilir hale geldi. Dolayısıyla biz aslında bu büyük dil modellerini büyük üreticilere yıkmış durumdayız ama... Bunu yapmak yerine biz kendi modellerimiz de buralarda oluşturabiliriz. Yani biz kendi ülkemizde de kendi dil modellerimizi oluşturabiliriz. Ve bazı operasyonel işleri ve bazı çıktıları aranacak olan kelimeleri, yapılacak olan çalışmaları bu dil modelleriyle kullanabiliriz. Örneğin yapay zeka tabanlı chatbotlarda iletişim iletişim asistanlarında kullanabiliriz. Yapay zeka ile konuşma sentezleme kısmında kullanabiliriz. Ee, ve konuşma sentezleme ile birlikte e, ürünlerin e, analiz edilmesinde kullanabiliriz. Yine ticari amaçlı birçok yerde e, bu e, alanlar söz konusu olabilir. Peki buradan biraz daha detaya girersek e, o zaman Finans sektöründe de kullanımı söz konusu üretken yapay zeka çıktılarının e, ne gibi yine e, e, bir takım finans raporlarının oluşturulmasında yine e, dil modellerinin oluşturularak işte yapılması gereken e, bir takım kaçak ve e, sahtekarlık işlemlerinin analizinde kredi kullanım işlemlerinin analizinde gibi e, finans sektöründe çok farklı alanlarında kullanımı söz konusu olabilir. Eğitimde kullanımı söz konusu olabilir üretken yapay zekanın bugün birçok alanda üretken yapay zeka kullanılabiliyor ama eğitimde gerçekten bir devrim yaratabilir. Neden? Çünkü kitaplarımızda olan veya geçmişte olan birçok bilgileri görselleştirerek işitsel hale getirerek AR/VR gibi bir takım uygulamalarla da onu daha nihai çıktıları haline getirerek daha öğrencilerin ve insanların öğrenmesine ve farklı amaçlarla öğrenmesine olanak sunulabilir eğitimde kullanılması. Aslında bunu çok çeşitlendirmek mümkün tabii ki. Eee haritalamada kullanabilir. Haritalama kısmına baktığımız zaman da e, bugün bir herhangi bir yere giderken ne yapıyoruz? İşte mutlaka bir e, bir e, yol haritası açıyoruz veya bir navigasyon aracı açıyoruz. Cep telefonumuz veya farklı navigasyon cihazları bizim için bir anlamda aslında yolları kısaltıyor. Ama bir taraftan da baktığımız zaman biz harita işlemlerinde veya internetten sorgulama yaptığımızda bütün ülkelerin haritalandırmasını görüyoruz. Bütün lokasyonların haritalandırmasını görüyoruz. Bu tür haritalandırma işlemlerinde adres ve haritalama işlemlerini üretken yapay zeka çok daha iyi öğrenerek ve e, hatasız bir şekilde e, bizim kullanımıza sunabiliyor e, sigortacılık sektöründe kullanımı söz konusu sağlık sağlıkta kullanımı söz konusu ki sağlıkta yine e, çok farklı e, çıktıların en iyi şekilde e, eğitilerek e, daha önceden üretilmiş olan bir takım yapay zeka modellerinin daha görselleştirilerek ve verilerin daha iyi eğitilerek belki bulunmayan bir takım hastalıkların bulunmasında ya da teşhisinde ve e, karar verme noktasında kullanımı söz konusu olabilir. Sağlıklı kullanımı aslında sonsuz sayıda şu anda bize çıktı ve e, gelecek içinde e, farklı amaçlarla e, katkı sunacağını düşünüyoruz. Örneğin e, analizlerde, sentezlemelerde, ilaç üretiminde e, veya e, bir takım ciddi hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde ciddi anlamda burada katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Medyada kullanımı söz konusu ki, yine üretken yapay zekanın en çok kullanıcı alanlardan bir tanesi. Modellerin sanatta kullanımı, bu sanatta kullanımı kısmı bizim film olarak da çok ilgimizi çeken konulardan bir tanesi. O yüzden bu kısmı ile ilgili birkaç örnek de göstermek isteyeceğim size. Biz birazcık daha görüntü işlemek, teknolojileriyle çalıştığımız için yapay zekanın üretken yapay zeka modellerini sanatta kullanımı konusunda bazı çalışmalarımız da var. Örneklerle anlatmak isteyeceğim size. Siber güvenlikte kullanımı söz konusu. bakın ne kadar çok alanda kullanabiliyoruz değil mi? O kadar çok farklı modeller var ki, o kadar çok farklı kullanım alanları var ki biz yapay zekayı korkulacak ve e, ondan kaçılacak bir alan olarak görmek yerine yapay zeka ile işbirliği yapıp onu hayatımızın içerisinde nerede nasıl kullanabiliriz, nerede nasıl çıktı alabiliriz şeklinde düşünürsek e, daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yine müzik yapımında kullanımı söz konusu olabilir. E, bugün her gün yeni bir model çıktığı için örneğin e, yapay zeka ile farklı müzik aletleri bir araya getirilebilir. Ve e, çıktı olarak Yeni bir müzik türü üretilebilir. Yeni bir müzik bestesi üretilebilir. E, hatta e, dil modeliyle güfteleri yazdırılıp e, farklı besteler yapılarak e, daha önce duymadığımız e, yeni bir müzik çeşidi bile üretmemiz söz konusu olabilir. Oyun araçlarında kullanabiliriz. E, az önce çok kısa bahsetmiştim. E, arka plan görselleri yapılabilir. Oyunla ilgili senaryolar üretilebilir. Oyunla ilgili müzik üretilebilir ve bunların hepsi bir araya getirildiği zaman e, günler aylar alabilecek bir oyunu e, belki çok daha kısa saatler seviyesinde e, bir süre içerisinde e, ürün haline getirmek mümkün olabilir otonom araçlarda kullanımı söz konusu Çünkü otonom araçlarda biliyorsunuz ki sürücü olmayacak bir süre sonra ve belki bu otonom araçlar Aslında etraftaki birçok şeyi sensörlerle ayırt edecekler ama bu sensörler görüntü olarak birçok şeyi görebilmek ve analiz edebilmek için çalışıyor olacaklar Dolayısıyla buradaki başarı oranı otonom araçların hata ve hasar yapmadan çalışmasına vesile olacak Yine endüstride kullanımı çok yaygın olacak. Afet ve acil durum tespitlerinde çok fazla kullanım alanları söz konusu. Ulaşımda ve tabii ki büyük veri yönetiminde ve şu anda buraya yazamadığım çok sayıda başka alanlarda da ve sizin aklınıza gelen ama benim şu anda aklıma gelmeyen birçok alanlarda kullanımı söz konusu. Peki biraz önce çok kısa bahsetmiştim. Yapay zeka, üretken yapay zeka modelleri sanatta kullanımı nasıldır? Burada bir takım modeller kullanmak söz konusu. Model seçimi kişilerin o anki bulundukları ve kullandıkları bilgisayar veya araçlara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Tabi bazı uygulamalar ücretli, bazı uygulamalar ücretsiz olabiliyor. Ve sizin sahip olmuş olduğunuz donanımların ve uygulamaların altyapısına göre e, kendi modellerinizi geliştirmeniz de söz konusu ve tabii ki en önemli olan şey veri. Veriyi nerede nasıl kullanıyorsunuz ve veriyi siz mi eğitiyorsunuz yoksa hazır modellerle mi kullanıyorsunuz e, bunları belirlemek gerekiyor. Peki nasıl kullanabiliriz? Üretken yapay zekayı sanat e, tasarımında kullanabiliriz. E, resim ve grafik tasarımında kullanabiliriz. E, az önce bahsetmiş olduğum gibi müzik bestelerken kullanabiliriz. Yazı yazma Hikaye yazma senaryo oluşturma kısımda e, muhteşem sonuçlar çıkarabiliyor burada acaba senaristlerin e, işini mi kolaylaştırıyoruz yoksa senaristlerin işinde bir sapma mı olacak senaristlerle bir yarışma mı olacak gibi bunlar her zaman sorulan ve aslında biraz biraz da e, merak uyandıran ve biraz da tabii ki e, endişe de yaratan bir durum. Moda tasarımı aynı şekilde öyle. Modada çok farklı grafikler, görseller, kıyafetler, e, kıyafetlerin üzerindeki sanatsal tasarımlar, desenler, e, sonsuz sayıda üretim yapmak mümkün. Heykel ve üçte e, tasarımlar yaparak aslında görselleştirmeyi 3 boyutta hale getirebilmek de mümkün e, sanat tarafında e, ve burada hayal ettiğiniz şeyin belki bir simülasyonunu yapmak daha sonra onu bir e, yapacağınız görselin çıktısına göre işte e, bir, bu bir metal görsel mi bu bir e, heykel taş görsel mi veya başka altı görsel mi gibi birçok birçok farklı alanda aslında hayal ettiğiniz görselin çıktısını elde edip daha sonra onu e, bir ürüne bir e, gerçek e, çıktıya dönüştürmek mümkün. Grafik tasarımı ve marka kimliği oluşturmak da mümkün. Ve tabii ki yine video ve film prodüksiyonu. Bu konuda da şöyle bir söylem var işte acaba film endüstrisinin hayatını ne kadar tehlikeye sokacak diye ya da film endüstrisi ölüyor mu diye böyle bu konularla ilgili de yine kafa karıştıran konular söz konusu bir kısım bunu bu durumu hayatını kolaylaştırabilen ve daha kısa sürede ürüne dönüştürebilen şekilde kullanabildiği gibi bir kısım uygulamalarda işte her gün bir tane fotoğraftan bir video yapabilen uygulama söz konusu. Böyle bir durumda endişe etmemek mümkün değil. O zaman Hollywood ölüyor mu diye de sorabiliriz. Evet bunlar önümüzdeki birkaç yıl içerisinde biraz daha hızlanacak, biraz daha şekil değiştirecek. Ama ee, bu konularla çalışan bir e, profesyonel olarak şunu diyebilirim ki hayatımızın bazı konuları kolaylaşırken belki bazı konularında e, bırakmamız gereken teknolojiler olabilir veya daha e, kaliteli görseller üretebiliriz. Evet her zaman eski teknolojiler ölür yerine daha yeni, daha ideal, daha kullanılabilir teknolojiler gelir ve onların da... Negatif kısımları da vardır ama o negatif kısımları da her zaman iyi üreticiler tarafından törpülenebilir diye düşünüyorum. Peki bunların hepsini yaparken az önce çok kısa telif hakkından bahsetmiştim. Ne demek bu? Üretken yapay zekayı kullanırken çok dikkat edilmesi gereken bir tane konu var. Bunların başında etik, güvenlik ve hukuk geliyor. Etik konular şu açıdan çok önemli. Diyelim ki yapay zeka ile üretilmiş bir durum söz konusu ve bir örneğin bir kaza oldu. Bu kazada yapay zekayı üreten firma mı suçlu? Yapay zekanın ürettiği ürünü kullanan kişi mi suçlu? Yapay zekayı kullanan e, ve onunla üretilmiş olan araç mı suçlu? Yoksa e, ortada meydana gelmiş olan o kazadaki kişi mi suçlu? Gibi bu durumları hem hukuki açıdan hem etik açıdan e, açıklanması gereken e, bu örnek belki çok basit olabilir ama hayal kurmak için sadece bunu anlatmak istedim e, Dolayısıyla buradaki etik durumları etik kaygıları idirebilecek e, ve çok dikkat edilmesi gereken bir takım durumlar e, söz konusu Nitekim Bununla ilgili hem e, günümüzde çok hızlı gelişen bir şekilde Avrupa'da olsun e, farklı ülkelerde olsun etik kaygılarla bazı regülasyonların yapılması yapay zekanın girebileceği alanlar ve sınırlandırması gereken alanlar şeklinde bir takım uygulamalar şu anda yapılabiliyor. Yine burada en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi güvenlik. Neden? Çünkü siber ataklara çok açık hale gelebiliriz ve oluşturacak olan deepfake'lerle yani sahte yüzler, sahte görüntüler, sahte sesler, sahte videolar, sahte içeriklerle hayatımız belki çıkılmaz bir noktaya da gelebilir. Peki ne yapmamız lazım? Bunlarla ilgili de oluşabilecek siber güvenlik uygulamalarını veya güvenlik protokollerini hayatımızın içerisine almamız gerekiyor. Yine bu konuda da tabii ki başka uygulamalar var. O da yine apayrı bir dünya. Onu da dikkate almamız gerekecek. Peki hukuk hukukta aslında e, genelde şöyle olur. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Teknoloji çok hızlı gelişirken bazen hukuki konular, kanunlar, yaptırımlar, regülasyonlar genelde teknolojinin bir tık arkasından gelebiliyor. Veya o geliştirilen teknoloji aslında o hukuku doğuruyor. Dolayısıyla hukuk olmazsa ee, hayatımız çıkılmaz bir hale gelebilir, işinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Bu durumda hukukun mutlaka çalıştırılması gerekiyor. Hukuk şu açıdan çok önemli. Ee, az önce bahsetmiş olduğum etik durumlarda hangi karar verilecek, ee, kim suçlu? ve bunlar nasıl olacak veya e, nasıl düzenlenecek veya onun regülasyonları nasıl uygulanacak gibi bu konuları da düzenlenmesi gereken e, en önemli konu hukuk. Özellikle sağlık alanında, telif hakları konusunda, e, günlük hayatımızın uygulanışı konusunda ve birçok alanda hukuk çok önemli bir noktada şu anda ve gelecekte de yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin her zaman hayatımız içinde en önemli noktalardan bir tanesi olacak. Peki bütün bu konular içerisinde gelecek perspektifini nasıl hayal edebiliriz? Yani üretken yapay zeka bir tarafta, yapay zeka bir tarafta, e, siber güvenlik bir tarafta e, teknoloji durmuyor ve çok da hızlı gelişiyor. Nasıl hayal edeceğiz? E, benim önerim burada ee, bizi dinleyen gençlerimiz olabilir veya profesyoneller olabilir. Profesyonellerden e, belki hayatların içerisinde daha hızlı bir şekilde adapte etmesi mümkün. Ama gençlerin özellikle gelecek anlamda e, seçecekleri mesleklerinde veya seçmişlerse e, kendi mesleklerinde bu konuları daha çok e, birlikte çalışabilir ve hayatların içerisinde entegre edebilir şekilde öğrenmeleri ve yöntemleri öğrenmeleri ee, ve de daha pratik, daha kolay kullanılabilir halde e, uygulamaları gerekiyor bence. Ve gelecek perspektifine de hep gelecek vizyon, bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra, on sene sonra diye de e, biraz hayal etmemiz gerekiyor. Örneğin biz hep şunu duyuyoruz, söylemlerden, konuşmalardan ve bir takım e, yapılan makalelerden, e, teknoloji, üretken yapay zeka. Son bir senede son 10 senelik gelişimini gösterdi deniliyor ve son 10 senelik gelişim aslında son 100 senelik gelişimin e, hızını geçti bile deniliyor. Bunlar tabii ki e, günlük hayatta çok kolay ölçülebilen kavramlar veya çok kolay e, hipotezler değil ama... Ee, gelişimle birlikte yapılan bir takım analizler bunu bize gösteriyor. Dolayısıyla son bir senede yapılan bu gelişmeler, özellikle dil modellerinde ve görsel modellerde yapılan bu gelişmeler, önümüzdeki bir yıl, 3 yıl, beş yıl gibi zaman kavramlarının Bizim için çok hızlı geleceğini gösteriyor. Dolayısıyla gelecek perspektifi için e, biz kendi ülkemizdeki gençleri dünya yarışabilir hale de getirmemiz, yetiştirmemiz gerekiyor. O zaman yapay zekayı hayatımız içerisinde alırken e, korkulabilir, düşman olarak değil, iş bile yapabileceğimiz yapay zeka araçlar olarak görmemiz en doğru yöntem. E, Peki yapay zeka modelleri nasıl kullanabilir diye bir başlık açtım. Birkaç tane görselle devam etmek isterim. Bu görsel. Ee, üretken yapay zeka ile değil tamamen yapay zeka ile elde edilmiş bir görsel içinde çok çeşitli balıkların e, olduğu bir görsel normalde e, bunu genelde toplantılarda sorarken veya konuşmalar olurken burada ne görüyorsunuz diye soruyorum ama şu anda konuşma kapalı olduğu için ben burada e, direkt olarak kendim anlatayım bu görselde birçok akvaryum balığı var e, farklı bir yerde alınmış akvaryum balıkları ve onlar e, bir yapay zeka modeliyle eğitilerek böyle bir görsel haline dönüştürmüş durumda tamamen elle yapılmış bir e, tasarıma e, e, tasarım gibi de algılanabilir. Aynı şekilde burada da bir deniz altındaki su yosunlarının e, veya farklı yosunların üretmiş olduğu bir görsel var. Yine burada da bir görüntü işleme modeliyle yapay zeka algoritmalarının üretmiş olduğu bir çıktı. Peki biraz daha farklı bir görselden bahsetmek isteyeceğim size. E, Genelde bu sistemler nasıl çalışıyor? Ee, bu sistemler e, bir takım donanımlar gerektiriyor öncesinde. Bu donanımların e, baktığımız zaman biz hazır modelleri kullanıyoruz. İşte internete giriyoruz. Hadi yapay zekaya girelim. İşte yapay zekaya soru soralım ya da yapay zekadan bir prompt yazalım. Bize bir çıktı üretsin dediğimizde e, baktığımızda arka tarafta İşlem sanki çok basitmiş gibi gözüküyor, ama ne yazık ki öyle değil. Çok basit değil. Bizim e, için bu sistemi yapan kurumlar veya büyük üreticiler e, çok ciddi anlamda sunucularda bu işlemleri yaptırıyorlar. Yani milyonlarca, milyarlarca biri e, eğitiliyor. Ve bu eğitilen veriler arka tarafta sürekli bir e, görsel haline veya çıktı haline veya konuşma dil modeli haline gelebilmek için çalışıyor. Peki e, basit bir üretken yapay zeka modeli üretmek istersek ne yapacağız? Bir sürü e, yazılım aracı kullanmamız gerekebilir. Ve bir taraftan da donanım kullanmamız gerekir. Bu donanımlara erişmek için kullanacağımız en basit araç e, tabii ki bilgisayarımız. Ama bizim bağlanacağımız yazılım araçlarının arka tarafında genelde çalışıyor. Sunucu dediğimiz sistemler. Ee, eğer görsel üretmek istersek görselin e, çalışacağı araca bizim e, elimizle ulaşacağımız biraz daha teknik burası. E, çok detaya girip girmemek konusunda böyle endişe ediyorum ama e, aşağıda görmüş olduğunuz yazılım araçları genellikle kendi modelinizi üretmek için kullanabileceğiniz araçlar. E, ve bunlara biz çok kolay bir şekilde erişebiliyoruz. Bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz ee, ve bu modelleri, bu yazılım araçlarını kullanarak çeşitli çıktılar elde edebilmemiz mümkün. Ee, örneğin, biz bu yazılım araçlarını kullanarak daha önce bir başka projede bir projede hatta bir sosyal sorumluluk projesinde birlikte çalışmıştık Microsoft işbirliği yapmış olduğumuz bir yapay zeka projesiydi bu ve elde edeceğimiz çıktıları da bir sosyal sorumluluk projesinde değerlendirmiştik örneğin burada kullanmış olduğumuz veri kümesinde alınmış olan yaklaşık 130 adet gerçek bir fotoğraf imgesi vardı bu gerçek fotoğraf imgelerini çeşitli e, e, ara yüz uygulamalardan geçirerek işte text to image gibi image to image gibi bir takım e, üretken yapay zeka yöntemleriyle ve burada görmüş olduğunuz metodolojilerle kullanarak farklı çıktılara dönüştük dönüştürdük örneğin burada görmüş olduğunuz bu fotoğraflar gerçek fotoğraflar gerçek kişilerin çekmiş olduğu bu fotoğraflar işlemlerden geçtikten sonra yapılacak olan e, eğitim Sonrasındaki bu fotoğraflar yaklaşık 15 saat eğitildi. Bu modellerle Stable Diffusion dediğimiz bir model üzerinden eğitildi ee, ve e, çok sağ olsun Yelis Hanım sanım var yine Microsoft'ta birlikte çalıştığımız kendisi yaptı bu çıktıları. Özellikle kullanmak istedim göstermek istedim. Örneğin e, burada 15 saatlik bir eğitim sonrasında aldığımız bu çıktıda bir prompt çalışıyor ve prompt'ta işte deniz kenarında çakıl taşlarının olduğunu belli eden bir çıktı istiyoruz ve böyle bir çıktı üretiyor Stable Diffusion dediğimiz yapay zeka modeli. Bir başka modelde diyoruz ki şu sanatçının yöntemi kullanılarak böyle bir çıktı elde edelim şeklinde. Mesela burada yine text to image dediğimiz yani prompt yazıyoruz. Prompt'un çıktısı olarak bize verilen eser bu hale geliyor bunları biz e, direkt olarak bilgisayarımıza tutabiliriz NFT formatına getirebiliriz e, bir kanvasa baskı yapabiliriz veya bir cama baskı yapabiliriz bir tişörte baskı yapabiliriz başka birçok şey de yapabiliriz en sağdaki ise yine image to image dediğimiz bir başka modelle bir başka yöntemle işte deniz kenarında kırmızı elbiseli bir kadın e, çıktısı bize verebiliyor bu yukarıdaki e, elde edilen çıktıların aşağıda gerçek hayata dönüştürülmüş nihai çıktıları var. Örneğin soldaki e, görüntü aşağıda bir akrilik cama basılmış hali. Ortadaki görüntünün yine baskı çıktısı bir akrilik cam. Ve en sağdakinin de bir gerçek yağlı boya sanat eserine dönüşmüş halini burada gösterebilirim size. Dolayısıyla hayal ettiğiniz bir şeyi... Görsel olarak üreten yapay zekaya yaptırıp daha sonra buradan nihai bir çıktı alabilirsiniz veya birlikte çalışarak yapay zekayla elde etmek istediğiniz çıktıyı işte duvarınıza bir resim mi düşünüyorsunuz? Böyle bir resmi siz kendiniz de üreterek çıktı haline getirebilirsiniz veya bir ürün üretip buradan e, para mı kazanmak istiyorsunuz? Ticaretleştirmek mi istiyorsunuz? Bunları da yapmak mümkün. E, keza size Böyle bir örnek göstermek isteyeceğim. Ee, bizim e, Aralık ayında düzenlemiş olduğumuz bir üretken yapay zeka atölye çalışması vardı. Bu atölyeye çalışmasına katılan e, Ahmet Çakar diye bir arkadaşımız vardı, genç bir arkadaşımız. Kendisi örneğin bu eğitime katılarak e, bir... E, Üretken yapay zeka ile elde edilebilecek e, çıktıları neler olabileceğini hayal etti. Ve burada görmüş olduğunuz görselleri yine bizim sunucularımızda çalıştırarak e, e, çıktı haline getirdi. Ve daha sonra e, bu çalışmalar kendisine çok ilham vererek e, farklı neler yapabilirim şeklinde düşünmeye başlamış. Ve e, bu elde ettiği çıktıları daha sonra Etsy denilen bir uygulama bir satış aracı üzerine... E, ekleyerek oradan gelir modeli yaratmış ve bunların her birine bir fiyat tabi bunlar yine analizlerden geçiyor ve e, bir takım e, ön elemelerden geçerek aslında yükleniyor bu sistemleri dolayısıyla bu, bu eserleri bu çıktıları bir eser olarak kabul ediyor e, sistem ve e, onları yükledikten sonra da işte üzerine e, biçilen sistem tarafından biçilen bir takım fiyatlarla bir gelir modeliyle satış haline dönüştürebiliyor. Yine arkadaşımız farklı amaçlarda ben onların yaptıkları çıktıları özellikle göstermek istedim. Bir valizin üzerine bir uygulama yine tamamen hayal ürünü olan bir prompt yazarak aslında yapmış olduğu bir çıktı. Bir tişört üzerine uygulama bir cep telefonuna çıktı gibi burada sonsuz sayıda görseli sonsuz sayıda ürüne dönüştürmek mümkün. Bu tamamen sizlerin hayal gücüne kalmış veya sosyal medyada içerik üretmek veya video yapmak, oyun yapmak gibi birçok şey yapmak mümkün. Yeni bir başka genç arkadaşımız e, bu e, etkinliğimize katılmıştı, üretken yapay zeka etkinliğimize. E, kendisi bir lise öğrencisi ve ilk defa bu atölye çalışmasını deneyimledi ve daha sonra kendisi yapmış olduğu e, çalışmalarla ve yazdığı promptlarla ve yazdığı image to image eserlerle birçok çalışma yaptı. Sonra bunların bir kısmını bizimle paylaştı. Burada paylaşmış olduğu örnek görsellerden tamamen kendi hayal ürünü olan ve tamamen düşünmüş olduğu ve hayal ettiği şeyleri tekste dökmek ve onların da aslında görsel olarak çıktısını elde etmek üzere ve daha sonra farkına vardı ki aslında resim yapmayı çok seviyor ve görsellerle uğraşmayı çok seviyor ve bu onu aslında bir taraftan da iyileştiriyor e, ve e, alanını düşünmesini, hayal gücünü bambaşka yönlere çekebiliyor. E, Diyerek aslında ben burada üretken yapay zeka kısmını birazcık sonlandırıp teknoloji girişimciliğine geçmek isterim. Ee, eğer sorusu olan varsa burada soru da alabilirim arzu ederseniz. Sormak isteyen varsa belki Üzle Hanım üzerinden soruları alabiliriz diye düşünüyorum. Ee, sonra da hemen teknoloji girişimciliğine geçiş yapmak isterim. Ne kadar vaktimiz kaldı biraz var galiba. Şimdi teknoloji girişimciden önce ben şöyle bir şey söylemek isterim ne kadar çok öğrenirseniz daha fazla öğrenmeniz gerektiğini o kadar çok fark edersiniz benim çok sevdiğim bir söz onun için genelde bütün eğitimlerimde seminerlerinde kullanıyorum burada da konuşmak istedim bunu bahsetmek istedim e, teknoloji gelişimciliği aslında bir kariyer seçimi ya da Zaten girişimcilik bence bir kariyer seçimi çünkü örneğin ben çok uzun seneler kurumsal çalışma hayatında global şirketlerde çalıştım ama son 10 senedir girişimciyim kendimi teknoloji girişimcisi teknoloji e, ...üreticisi olarak... ...addediyorum bir, bir nebzede... ...dolayısıyla bu aslında bir taraftan... ...keyif aldığımız bir şeye dönüşüyor... ...çünkü güncel teknolojiyle sürekli yaşayar... ...yaşar, sürekli yarışır... ...ve her an öğrenir bir haldeyiz... ...dolayısıyla bu çok keyifli bir şey bir taraftan... ...ama diğer taraftan da... ...hayatımızı sürdürebilmek için... E, ...kariyerimizi de aslında belirleyen bir yöntem... ...o yüzden ben diyorum ki... ...kariyer bütün yaşam sürecimizdir... ...peki... E, ...yine kafaya bir soru sormak gerekirse... Kurumsal çalışma mı yoksa girişimcilik mi? Bunu dinleyicilere bırakarak aslında ben girişimcilik tarafındaki devam etmek istiyorum. Girişimcilik aslında bizler için veya girişimci olmak isteyenler için biraz macera, biraz cesaret, biraz da hayal gücü demek aslında. O yüzden ufukta bir yeni bir macera mı var acaba diye düşünürsek nedir girişimci? Üretim için bir işe girişen, kalkışan kişi müteşebbis diye, ad, ad, diye e, Tdk bahsetmiş kısaca. Neden girişimcilik? E, çünkü inovasyon burada, çünkü yenilik burada, çünkü e, hayal etmek burada. O yüzden çok keyifli ve bir taraftan da e, gelecek gençlerimizin diyoruz ama gelecekte de belki yeni üretilecek olan e, girişimciliklerle ve ürünlerle Yeni teknolojilerle aslında istihdam da yaratmak mümkün. O yüzden o zaman işsizliği de azaltmak mümkün. O zaman girişimcilik bence çok güzel bir şey. E, peki balık tutmak mı yoksa e, tutulmuş balığı mı yemek aslında girişimcilik? En güzeli tabii ki balığı tutabilmek, onu e, onu bir şekilde öğrenebilmek, e, onu aslında kendi modeliniz haline de getirebilmek. Dolayısıyla neden girişimcilik? Çünkü kendi işini yapabilmek, e, ekonomik bağımsızlık elde edebilmek, daha yüksek kazanç elde edebilmek, sosyal etki yaratmak, işsizliği azaltmak, e, işveren olarak iş imkanı sağlamak gibi ben böyle aklıma gelen birçok şeyi yazdım. Ama burada herkesin girişimcilik serüveni farklı. E, ve Girişimcilik hayatına giren kişilerin beklentileri de değişkenlik gösterebiliyor. Bir kısım kişiler yatırım almak amaçlı girişimcilik yapabiliyor. Bir kısmı teknoloji odaklığında girişimcilik yapmak istiyor veya daha esnek çalışmak istediği için girişimcilik yapabiliyor. Ben burada biraz daha teknoloji girişimciliğine geçmek istiyorum ve teknoloji girişimciliği kısmında da özellikle hayatımızda risk almak ve e, bu riski de yönetebilmek gerekiyor. Bunun bazı avantajları var ama bir taraftan da dezavantajları da tabii ki hayatımızın içerisinde mutlaka var. E, bu dezavantajlı kısımları risk e, kısımda sınıflandırırsak işte sorumluluklarımız artıyor, iş stresimiz çok fazla, teknoloji sürekli geliştiği için bizim yakalayamama endişemiz çok daha fazla olabiliyor. Ama başardığımız zamansa bağımsızlık ve başarma duygusu, fark yaratma dürtüsü e, ve bunların karşını alabilme ve hatta e, karşını değer olarak ticari olarak da alabiliyorsak o zaman e, çok daha mutluluk yaratabiliyor ve bir taraftan da değer yaratıyoruz ve iş üretebiliyoruz ve çalışan e, bir e, kesimde yaratabiliyoruz. E, dolayısıyla girişimcilik aslında çok katmanlı risk alma. Ama iyi yönettiğiniz takdirde ve gerçekten iyi bir şekilde arkasını e, yürütebildiğiniz takdirde bir taraftan da süreklilik kazandırdığınız takdirde e, çok da değerli. Peki e, bizim hemen buradan teknoloji kısmına girmek istiyorum. Teknolojideki güncel konularımız üretken yapay zeka haricinde neler var? Teknoloji özellikle bilişim teknolojileri olduğu için ve şu anki konuştuğumuz platform e, bilişim yönetim platformu olduğu için biraz bu minvalde bakarsak güncel konularımıza büyük veri ve bilginin gücü zaten yatsınamaz. Yapay zeka temel konularımızın başında geliyor zaten. Görüntü işleme, NLP ses işleme, IOT, Endüstri 4.0, Endüstri 5.0'da şu anda yavaş yavaş konuşuyoruz. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm fabrikalarda, üretimde her, yama, her zaman her yerde. Yine giyilebilir teknolojiler çok önemli. Günlük hayatımızda büyük üreticiler e, her an her dakika yeni bir giyilebilir teknoloji ürünü çıkartıyor. İşte en son e, Google bir tane ring adı altında bir yüzük çıkarmış. İşte bir başkası başka bir şey. Bileklikler var. E, giyilebilir sensörler ve cihazlar var. Her an her bir tanesi bir takım birilerimizde işte e, nabızımızı ölçüyor, ateşimizi ölçüyor, tansiyonumuzu ölçüyor, veriler toplanıyor, kariler hesaplanıyor gibi birçok giyilebilir teknoloji ürünü çıkarılabiliyor. Siber güvenlik yine hayatımızın en önemli teknoloji konularından bir tanesi. Veri güvenliği, veri kurtarma, yapay zekayla siber güvenlik analizleri, ataklar, fraudlar, kaçaklar bunların hepsi ciddi anlamda hayatımızın içerisinde yer almış durumda. Hele veri büyüdükçe Yapay zeka bir taraftan daha büyüdükçe ve kavram üretildikçe diğer taraftan da onu güvenli hale getirebilmek gerekiyor ve savunma da gerekiyor blockchain, kripto, NFT teknolojileri zaten uzun süredir konuştuğumuz ama hala en güncel konulardan bir tanesi. 3D yazıcılarla yeni bir şeyler üretebilmek ve çıktılar elde edebilmek. Hatta sağlık alanında yeni işte hatta insan için organlar üretebilmek gibi konular da söz konusu. Arif teknolojileri hiç bitmeyen alanlar yine teknolojide. sürdürülebilirlik alanında çevre, su, atık su, iklim teknolojileri hayatımızın en önemli kısımlarından bir tanesi. Ve bununla ilgili son 2-3 senedir özellikle sürdürülebilirlik konularında Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri içerisinde yer alan e, öncelikli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla bu alandaki girişimler de çok desteklenebiliyor. Ve üstelik teknolojiyle desteklendiği, teknolojiyle birleştirdiği anda... E, ...çok daha ciddi anlamda e, girişimlerin ortaya çıkması mümkün. E, bir tarafta da yine artırmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ürünleri... E, ...geçtiğimiz son 2-3 sene önce e, Metaverse e, sistemleri çok konuşuluyordu. Metaverse'deki kavramları biraz daha hayata geçirebilmek için... Artılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ürünleri. E, keza e, yine birkaç ay önce e, Apple mesela artılmış gerçeklik ve sanal gerçeklikle ilgili e, yeni bazı ürünlerini duyurdu. Ve bunları yeni ürün diye lanse etti. Hatta yeni teknolojik ürün diye lanse etti. Ama aslında geçmişteki bazı teknolojik ürünlerin sadece yeni sunumu diyebiliriz. Yine hayatımızın içinde e, çok önemli bir yer tutuyor. Biyoteknoloji e, özellikle biyo alanında. Üretim yapabilmek, bu konularla ilgili e, birçok problemi çözebilmek, sağlık alanındaki birçok problemi çözebilmek için biyoteknoloji en önemli e, yine teknoloji konular içerisinde yer alıyor. Hele yapay zekanın, üretken yapay zekanın bu alana girmesiyle birlikte şu anda e, sonsuz sayıda girişim üretebilmek de mümkün. Robotlar hiç e, bitmeyen konularımızdan bir tanesi ama robotlar, insansı robotlar, endüstriyel robotlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz biz genel olarak robotları. İnsansız robotlar olarak baktığımız zaman insan görünümde ama insana fayda sunulabilecek robotlar diye sınıflandırabiliriz. Endüstriyel robotlar ise zaten fabrikalarda, üretimlerde, büyük üretimlerde kullanılabilen e, robot kollar, robot araçlar gibi e, birçok e, farklı amaçlı robotlar var. Peki robotlar dünyayı zarar verecek, eleme geçirecek. Hayır öyle bir şey olması söz konusu bile değil. Genel yapay zeka bile geliştiği takdirde ki en son konumuz o. genel yapay zeka geliştiği takdirde bile robotları yönetecek olanlar yine insanlar. Dolayısıyla robotları akıllandıran insanlar, robotlar birbirlerine yapay zekayı öğretseler bile, öğrenmeyi başlasalar bile, birbirleriyle haberleşseler bile Robotların dünyayı ele geçirmesi mümkün değil. Çünkü insanlar söz konusu. Evet bir takım sansasyonel konular oluyor sürekli konuşuluyor. Ee, i̇şte e, bir büyük teknoloji üreticisi e, içerisindeki bir kişi çıkıyor diyor ki robotlar dünyayı ele geçirecek. Ama dünyada şu anda 7,5-8 milyar insan yaşıyor. E, 7,5-8 milyar insan Nereye gidecek ne yapacak bu kadar çok robot üretmek mümkün mü veya bu kadar çok insanı gerçekten kastedebilmek mümkün mü gibi ciddi anlamda derecesine sorular sorulabilir ve bunları da cevaplamak belki biraz şu an için zor. Otonom sistemler, otonom sürüç, dronlar, e, ve dronlar yine hayatımızda önemli yer tutan teknoloji konular içerisinde. Siber anatomi keza öyle. Generatif AI az önce bahsetmiş olduğum birçok e, üretken yapay zeka konuları. Chat GPT'ler, Mid Journey, e, Microsoft'un co e, Google'ın ardı şimdi işte Gemini oldu adı ve yeni yeni modeller sürekli çıkıyor. Kognitif yine e, bu konuların hepsini bir araya toplayan bilişsel yapay zeka diyebileceğimiz konuların başında geliyor özellikle insan makine etkileşiminde e, belki yine duymuşsunuzdur işte e, Elon Musk'ın yapay zeka anlamında e, Elon Musk'ın Neuralink diye bir şirketi var ve burada insan beynine çip takıldı ve aslında insan makine etkileşimi e, bir nevzi e, hasta bazı insanların e, bu çiplerle birlikte yaşayabilmesi ve hayatını e, normalize edebilmesi amacıyla aslında bu çalışmalar yapılıyor ama tabii bunun farklı amaçlarla kullanılması da söz konusu olabilir. E, dikkatli ilerlenmesi gereken bir konu ama kognitif çok önemli konuların içerisinde bilişsel birçok konuyu insan makine etkileşimiyle hayatımız içerisine dahil etmemiz mümkün. Ve tabii ki genel yapay zeka ee, yine çok konuşulan çok sorulan sorulardan bir tanesi genel yapay zeka olacak mı acaba genel yapay zeka ne zaman olacak genel yapay zeka olduğu takdirde e, acaba hayatımız içinden çıkmaz bir hale mi gelecek evet genel yapay zekanın olması üretilmesi mümkün. Ee, ama burada da ben çok fazla korkulacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Yine insanla birlikte, yani bizlerle birlikte ve bu alanı kullanan profesyoneller arttıkça ve etkileşim işbirliği yapıldıkça genel yapay zekadan e, faydalanmamız, hayatımıza faydalanmamız mümkün olacak diye düşünüyorum. Ee, peki teknolojide girişimcilik için e, ne yapmamız lazım? E, bu az önce bahsetmiş olduğum çok sayıdaki konu için e, Alan belirlememiz lazım önce. Önce nerede çalışmak istiyoruz? İlgi alanımız nedir? Eğer girişimciliğe başladıysak ve yeni bir ürün üretmek istiyorsak bunu nerede yapacağız, ne için yapacağız, kimin için yapacağız, çıktısı ne olacak, ticari amaçla mı kullanacağız, sosyal fayda için mi kullanacağız gibi. Önce bu tür soruları sormak lazım. Bu işte 5N1K dediğimiz sorular var. Buna tabii 5N değil birçok de eklememiz mümkün. Tabii ki bununla birlikte sürekli araştırma yapmam lazım yapmamız gerekiyor. Ee, gelecek odaklı çalışmak gerekiyor ee, ve çalıştığımız bu alanda en iyi olmamızı e, sağlayabilecek e, yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor. Sorun çözebilmek en önemlisi ee, ve rekabet içinde piyasada kimler var? Bu işleri biz yapmaya başladığımız zaman acaba rekabet edebilecek miyiz? Ee, diğer oyuncular, diğer rakipler bu işi ne kadar iyi yapıyor? Bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Girişime başladık. Çalışanlarımızı, ekibimizi iyi seçmemiz ve ekibimizle birlikte e, onlara önem vererek çok iyi bir şekilde yönetebilmemiz gerekiyor. Çünkü teknolojide her girişimcilik yapacaksak bir anlamda da çalışanlarımızla da liderlik yapmamız gerekecek. E, ve tecrübelerden de tabii ki ders çıkarmak lazım. Bizden önce bu işi yapan kişileri izlemek lazım ve bizden önce teknolojide ne kadar ilerlendi o işi, o teknolojiyi geliştirenler veya o ok teknolojide çalışanlar bu işte başarılı olabildi mi? Para kazanabildi mi? Veya kimin problemini çözdü? Nereye de kullandı gibi bu tür sorulardan da ders çıkarabilmek lazım. Tabii ki teknolojide girişimciliğe soyunduğumuz zaman bir normal girişim kurmak gibi veya bir esnaf olmak kadar kolay olmuyor bu tür e, girişimler. Yatırım yapmamız lazım. teknoloji yatırım yapmamız lazım. Hemen ilk günden kazanç olmuyor tabii ki teknoloji girişimciliğinde. İşi geliştirmeniz gerekiyor. Donanımsa donanım üretmeniz gerekiyor. Yazılımsa yazılım üretmeniz gerekiyor ve hepsinde de e, ilk günden para kazanmak her zaman çok mümkün olmadığı için e, çalışmanız ve e, belli bir zaman içerisinde de o çıktıyı elde etmeniz gerekiyor. Burada çevremizden çok sayıda olumsuz eleştiri alabiliriz, duyum alabiliriz. Ama bu konuları da biraz artık töler edebilecek bir ekosistemimiz oluşmuş durumda. Dolayısıyla çevreden gelişecek, gelişebilecek olumsuz durumlara karşı da kendi önlemlerimizi alıp ayak uydurabilmek gerekiyor ve onlarla da mücadele etmemiz lazım. E, çeşitli kaynaklar da üretebilmek gerekiyor. Yani o e, ürünü üretebileceksek eğer teknolojik ürünü üretebileceksek eğer onun içinde farklı hem üretim kaynakları hem de gelir modelleri üretmemiz gerekiyor. Ee, bir takım hibe destek programları var. Bu kaynaklara buradan ulaşabilmek mümkün. Koskep'ten, TÜBİDAK, TEDEP'ten, e, Kalkınma Ajanslarından, Avrupa Birliği Fonları'ndan, e, TTGV'den, özel firmaların düzenledikleri birçok girişimcilik programları ve yarışmalar söz konusu olabiliyor. Özellikle son dönemde son birkaç senedir çok sayıda girişim hızlandırma programı olabiliyor. E, ve tabii ki teknoparklardaki e, bu imkanlar aslında ciddi anlamda girişimcileri destekliyor. E, girişimciliğe başlarken hele teknolojik girişimcilik yapıyorsak tabii bizim bir takım zayıf yönlerimiz ve bir takım güçlü yönlerimiz mutlaka vardır. E, ama bunları yaparken de bunlara bakarken de bir SWOT analizine kalkıştığımızda fırsatları ve tehditleri de analiz etmemiz gerekiyor. Bu konuda çok fazla fırsat, çok fazla tehdit olabileceği gibi seçeceğimiz alanda e, kendi güçlü yönlerimiz ve zayıf yönlerimizde iyi belirlersek aslında gelecek için bu seçeceğimiz teknolojik alanda e, çok daha başarılı bir girişim yapmamız mümkün. E, bu, bu, bu sayfayı e, kayıt alınıyorsa eğer e, sevgili dinleyiciler eğer bu alanda girişimcilik yapmak istiyorsanız bu sayfa üzerinden de kendi sot analizinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, bir de tabii ki teknolojik ürün geliştirme süreci. Hiç kolay bir süreç değil onu söyleyebilirim. E, ama başlangıç noktası için öncelikle fikir lazım. E, fikri bulduktan sonra neden, niçin, nasıl, kimin için yapacağım, kimin problemini çözüyor, ticari amaçlı mı yoksa sosyal girişim amaçlı mı yapacağım bu girişimi diye aslında bu süreci başlattığınız anda üreteceğiniz konuyla ilgili fikri geliştirmeniz lazım. Sonra o fikri mutlaka bir projeye, bir tasarıma dönüştürmek gerekiyor. Özellikle yeni girişimler için şu anda çok makul olan, hatta bugün e, Bilgin galiba son günüydü. Eee uygulamış olduğu bir Big programı var. Bireysel genç girişimci programı. Mesela bu programlar özellikle teknolojik ürün geliştirme süreçleri için çok uygun. Çünkü teknolojik ürün statüsüne giriyor. Tekno ürün kategorisine giriyor. Dolayısıyla burada e, bu tür programlarla birlikte bir proje haline geliştirmek, onu tasarımlamak, yazmak en e, hayata geçirmek anlamında kritik nokta. Çünkü bir şeyi hayal ettiğiniz anda, onu yazmaya başladığınızda mutlaka projeye dönüşüyor. Ben bunu neden yapıyorum? Ne için yapıyorum? E, projemi yaparken ne gerekiyor bana? Nasıl bir ekiple bu çalışmaya çıkıyor olacağım? Ben bu e, ürünü geliştirirken Hangi müşteri segmentinde ürünümü kullanacağım? Peki bu ürünümü geliştirirken ne kadar kaynak ihtiyacım var? Ne kadar bir malzeme ihtiyacım var? Veya nereden danışmanlık alabilirim? Nereye test ettirebilirim gibi birçok soruyu bu proje aşamasında yazmanız gerekiyor. Tabi burada da bu kuluçka merkezleriyle beraber çalıştığınızda çeşitli canvas denilen yöntemlerle ee, aslında biraz daha işi somut hale getirebilmeniz mümkün. Tabii ki ürün proje haline dönüştükten sonra e, ve hele bir de eğer e, BİK gibi, TÜBİTAK gibi e, veya bir tak, e, takım e, hızlandırma programlarının kabul almış girişimleriyseniz o zaman artık hayata geçirme döneminiz hızlanıyor. Ve yap uygula kategorisi geliyor teknolojik ürün kısmında. Sonra bu uygulamanızı mutlaka ölçmeniz ve test etmeniz lazım. Buradaki kısım e, bizim aslında yine sektörde çokça kullanılan bir terim MVP. E, MVP aslında ilk çıkan prototip ürün demek bir taraftan da. Onu kullanabilecek ve ona ödeme yapabilecek müşteriyi bulmak e, burada kritik nokta. MVP ürünümüzü çıkardık. Müşterimiz de var. Oh tamam süper artık burada e, üründe demek ki olgunlaşmaya başlıyor. O zaman sonucumuzu almak sonuç al ve sonuçtan öğren sonuçlar nereye üretti bunu öğren sonra tekrar dene en iyi geliştir iyileştir ve artık ürün müşteri segmentinde sürekli satılabilir hale getir aslında bu teknolojik ürünlerin bütün bir yaşam döngüsünü çıkarabilmek mümkün peki girişimcinin fikir kaynakları neler aslında girişimcinin özellikle teknolojik ürün üretmek isteyen girişimcinin çok sayıda fikir kaynağı olabilir bunlar başta hayal gücü sonra gözlem Sonra herhangi bir zamanda aklımıza gelebilir bu konu örneğin şu anda bu e, konuşmayı dinleyen ve üretken yapay zekayı merak eden bir e, kişi e, girişim kurmak istiyorsa teknolojik olarak bir şey elde etmek istiyorsa örneğin bir görselden bir çıktı elde etmek isteyip onu daha sonra gidip e, bir platformda satışa dönüştürebiliyorsa işte burada herhangi bir zamanda aklına gelebilen bir girişim olabilir. E, bu fikirler hiçbir zaman e, çöpe atmayın derim ben. Mutlaka yazın, bir gün bir yerde mutlaka işinize yarayabilir. Girişimcinin fikir kaynakları çok çeşitli olabilir. Kendi fikrinizi yaratmak, başka birinin fikrini değiştirmek, başka birinin fikrini satın almak, geçmiş iş tecrübeleri, çevredeki iyi örnekler, yenilikler, yaşanılan bölgenin gelenekleri, coğrafi özellikler gibi hobiler, sporlar olabilir. E, internet veya spesifik literatürler olabilir e, dergiler, tv, sosyal medya e, gibi cazip pazarlar olabilir e, farklı başarı hikayelerinden örnek alabilirsiniz, beyin fırtınası yapabilirsiniz, e, şu an konuşurken aklınıza gelen biri, bir konuyu başkasıyla konuşurken oradan bir teknolojik bir ürün çıkabilir gibi aslında çok farklı e, seçenekler mümkün e, ben girişimcilikte hep şunu söylüyorum, eğer diyorum ki ee, bir ürün mü üretmek istiyorsunuz, bir şey mi yapmak istiyorsunuz, o zaman o işi yapın, olmak istediğiniz kişi olun. Bazen e, değişiklik yapmak iyidir, hayal edin e, ve bunları e, tasarlayıp hayata geçirin e, diye aslında anlatmak isterim. E, ben zannediyorum epey bir süre konuştum diye düşünüyorum. Burada bitirmek istiyorum ama eğer merak eden olursa ve konuşmaya devam etmem gerekli olursa birazcık da buradan kendi ürünlerimizi özellikle görüntü işleme kısmını aktarabilirim. Diyerek konuşmamı bitirmek isterim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Gülhan Hanım. Ee, katılımcılarımızdan eğer soruları varsa alabiliriz. Eğer yoksa benim birkaç sorum olacak. Tabii ki. Gülen Hocam e, merhaba. E, dalmak zorunda kaldım e, şeye, sohbete. E, beni tanıyorsunuz ben Ahmet Çakar hocam. Merhaba. Bir ee, örnek otur, verdim hocam. Ahmet. E, senden küçük bir örnek verdim. Hocam çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Ben bunu beni övmek anlamında değil e, dinleyen arkadaşlarımı cesaretlendirme anlamında e, bir e, şey olmasını istiyorum. Yani e, gerçekten memleketimiz çok kıymetli. Çok e, kıymetli bir coğrafya üzerinde yaşadık, doğduk, büyüdük. E, değersizleştirildik zaman zaman. E, yani bunları böyle şey nasıl desem hocam e, yani çok eleştirel bakımda söylemek istemiyorum ama yani biz bunları yaşadık, yaşıyoruz da ama şunu demek isterim. Bu arada admin hanımefendiyi böldüm. Çok özür dilerim. Ama şunu demek istiyorum. Ben arkadaşlarımızın, dostlarımızın, bizi dinleyen herkesin, öğrencilerin cesur olmasını hakikaten ben iki yıl önce Teknoparka geldiğimde gerçekten ayaklarım titreyerek işte Isaac Newton'un renk ve nota teorisiyle gelmiştim ben oraya o gün. Siz de az önce bahsettiniz işte bir fikirle gelebilirsiniz, fikir evrilebilir. Fikirler evriliyor. Ee, o yüzden e, bir bilgi ve fikir oluştuğunda e, cesur olmak lazım. Anlatın rahatlıkla. Teknoparkların kapıları insanlara açık. E, gerçekten açık kapı oralar. Oralara gidin, e, oralarda bulunun. Mutlaka oradaki insanlarla networking yapın. Bunlar gayet doğal şeyler. E, ve ya cesur olun bu konuda demek istiyorum. E, benden de bahsettiğiniz çok teşekkür ederim ama bu beni övmesin. E, benim e, şey değil yani bu beni övmek anlamında değil hocam. Şey yani gençler, çocuklar kim dinliyorsa bizi eğer cesur olmalarını istiyorum, talep ediyorum. E, siz zaten kapınız açık bir teknoloji firması olarak çocuklara, gençlere bir e, yani stajyerleriniz bile bugün e, yani sizden bağımsız ve sizi size sormadan söylüyorum bunu. Bir Türkiye mozeyi oluşturmuşsunuz stajyer anlamında. Ee, çok duygusal oluyor böyle şeyler ama e, Gülen hocam yani gerçekten gerçekten böyle e, cesur olun. Yani cesur olun. Sadece bunu söylüyorum. Biz bunları yaptık, yapabileceğiz. Daha büyük şeyler yapacağız. Ama şu var e, biz hiçbir şeyiz. Siz daha büyük bir şeysiniz. Ee, o yüzden cesur olmanızı tavsiye ediyorum. öyle çıkmanızı talep ediyorum. Tüm gençlerden, memleketimizin tüm gençlerinden böyle bir şey talep ediyorum. Ve birlikte güçlüyüz. Yani farklı disiplinlerden geliyoruz. Fizik bilen var, kimya bilen var. Sanat tasarım bilen var. Dolayısıyla e, ısım sıkı, kol kola e, bu yola birlikte devam edelim. Gülen Hocam, siz zaten... Muhteşem bir enerjiyle anlattınız. <laughs> teşekkür ederim. Vallahi ben de daha fazla konuşmak istemiyorum. Sadece gençlere <laughs> e, burada bir abileri, bir kardeşleri kardeşleri olarak daha çok e, sadece şey demek istiyorum. Yani cesur olmakta yarar var. Cesur olalım sadece bunu söylemek istiyorum hocam. İyi akşamlar diyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ederim. Çok teşekkürler katkın içinde. E, ben de e, başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek dileğiyle. Admin hanımefendiye konuyu bırakıyorum. Teşekkürler Ahmet Bey. Adem Bey'in de bir sorusu var sanırım. İyi akşamlar. Sesin geliyor mu? Evet evet geliyor. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok akıcı. Hiç bölmek istemediğiniz bir sunum oldu. Ve kısacık bir zaman içerisinde gerçekten çok fazla konuyu bir araya getirdiniz. İşte. Şey ufak Olmaz, ıı, böleceğim ama birazcık kısık geliyor. Bana mı öyle? Sadece evet biraz acaba... kısık. An... Biraz ses kısık geliyor evet, Adem tamam. Bey. Şu an <laughs> düzeldi mi? Tamamdır. Evet. Aynı zamanda kayıtta aldığım için sesler karışmasın diye böyle yaptım. Kusura bakmayın. E şimdi öncelikle şey ifade etmek isterim. Ben biyoteknolojide mesela bahsettiniz yüksek lisans yapıyorum. E, bu konuda fikirleriniz nedir? E, hangi konular bizi açıkçası ülkemizi heyecanlandırıyor. Neler bizi bekliyor? Böyle sizin de oğlunuz da bu konuda mesela küçük de olsa güzel bir e, proje sunmuştu. Böyle kısacık bir anlatsanız e, vaktiniz varsa. Dinlemek isterim. Peki. Tabii ki teşekkür ederim Adem katkın için. Şöyle biyoteknoloji konusu aslında bizim ülkemiz için de çok önemli, dünya için de çok önemli. Çünkü biyoteknolojinin içerisinde aslında insan açısından bakarsak DNA teknolojileri de girebiliyor, sağlık teknolojisi girebiliyor, ama ekosistemdeki birçok konu girebiliyor. Özellikle hayvanlarla ilgili konular girebiliyor, bitkilerle ilgili konular girebiliyor, denizaltı su yaşamı gibi veya uzayda yaşam gibi. Aslında biyoteknoloji o kadar geniş bir alan ki hayatımızdaki bütün bütün organizmalar biyo ile başlıyor, biyoteknolojilerle başlıyor. Dolayısıyla biz e, biyo, biyoteknolojinin içerisindeki hücre yapısıyla başladığımız anda bu konunun ucu bucağı sonu sonsuzu yok. Dolayısıyla e, ilgi duyduğunuz alan neyse biyoteknolojide eğer bir ilaç üretmekse ilaç alanında. Eğer bir problemi tespit etmekse o problemi tespit, tespit etmekte, bir hastalıkla ilgili e, konuysa o alanı bulmakta veya işte havadaki bir partikülü bulabilmekte. Yani aslında biyoteknolojinin alanında sizin çalışmak istediğiniz konu neyse ona yoğunlaşmakta fayda var. E, bu bir e, çok basit düzeyde düşünürsek bir mikroorganizmanın yaşamıyla ilintili bir konuda olabilir. Bir e, az önce dediğim gibi bir ilaç üretmekte olabilir. Ama bunun için aylar yıllar süren çalışmaları da göze almak gerekebilir. Örneğin geçtiğimiz son 3-4 sene önce yaşamış olduğumuz pandemi ve burada yaşamış olduğumuz o COVID-19 virüsü. Düşünsenize COVID-19 virüsünü yine bulanlar biyoteknoloji alanında çalışan uzmanlardı ve bu alanda çalışan bilim adamlarıydı, bilim insanlarıydı. Ve biyoteknoloji araştırması zor bir alan, konu yapılması ve evet, çalışma yapılması zor bir alan ama ülkemizde bu konularla ilgili... Ciddi anlamda yatırımlar da yapılıyor. Hiç eksik değil. Örneğin bizim bulunduğumuz Teknopark İstanbul'da Küp İnkubasyon Lokasyonu'nda biyoteknoloji alanında sadece e, e, bu alanda çalışan girişimciler de gelip kendi girişimlerini yapabiliyorlar. Onlar için temiz oda imkanları söz konusu. laboratuvar Ortak kullanımlı laboratuvarlar söz konusu. E, ve bu laboratuvarlarda kullanabilecek cihazlar, e, girişimcilere sunulabiliyor. Dolayısıyla eğer siz bir problemi çözmek isterseniz, o problem ne olursa olsun, herhangi bir konu, herhangi bir çalışma, ilginizin çekmesi ve e, konuyu severek istekli bir şekilde çalışıyor olmanız bence yeterli. Çünkü önce istek. Sonra onunla ilgili ben ne çıkarabilirim ve kimin problemini çözüyorum. Bu soruyu sorduğunuz zaman zaten ürün kendiliğinden geliyor diyerek bitireyim. E başarılar diliyorum bu arada. Çok teşekkür ederim. Ee, şey yapalım, yüzünü alalım istersen sözü sen al. Ee, sadece ben e, Gülan abla senden bir ricam olacak. Şimdi sen bu sektörde gerçekten yıllardır varsın, çok güzel işler yaptın bildiğim kadarıyla da Türkiye'de lider konumundasın neredeyse bu yapay zeka anlamında. Kendinden de birazcık bahsedip yaptığın işlerden bahsedersen de sonuna doğru çok güzel olur. Diyeyim ben sözü hem sana sonrasında da e, moderatör hanıma, hanıma bırakayım. Bu arada biraz hastayım sesim kötü geliyor kusura bakmayın. Geçmiş olsun çok geçmiş olsun ben e, bu tür konuşmalarda konferanslarda kendimi anlatmayı çok sevmiyorum o yüzden onu en sona e, çok azcık, e, az değineyim e, çok uzun yıllar e, kurumsal şirketlerde çalıştım ben e, aslında bilişim profesyoneli diye kendimi nitelendiriyorum e, şu anda çalıştığım alan tabii ki yapay zeka ama son 10 yıldır özellikle bu konuda çalışıyoruz onun öncesinde e, ben de bir bilişim profesyoneli olarak bir e, kurumsal şirkette özellikle network haberleşme, komünikasyon sistemleri konularında çalışıyordum ve Türkiye'deki birçok projenin yapılmasında hayata geçirmesinde e, liderlik ettiğimi, öncülük ettiğimi söyleyebilirim. E, özellikle teknolojinin Türkiye'ye getirilmesi ve uygulanması sağ çalışmaları kısmında e, bu sevdiğim bir alan, sevdiğim bir konu. Data center'ların kurulması, veri iletişimi, veri yönetişimi e, bizim sevdiğimiz ve özellikle uzmanlık olarak da kendimize e, rol biçtiğimiz alanlar. Şu anda yapay zeka alanında e Arvis Teknoloji olarak e, kurmuş olduğumuz bir teknoloji girişimimiz var. Teknopark İstanbul'da yer alıyoruz. Son 3 senedir özellikle finans ve e, bankacılık sektöründe diyebilirim ama birçok alana da hitap ediyoruz. Akıllı şeyler gibi, güvenlik gibi alana da hitap edebiliyoruz. E, temel olarak görüntü işleme konularında çalışıyoruz yapay zeka ile ilintili. E, asıl e, çıktı olarak da yüz tanıma ve diğer çeşitli biyometriler bizim çalışma alanlarımız. E, finans sektörü odağında regülasyonların oluşmasıyla birlikte yüz tanıma biyometrik yöntemiyle kimlik doğrulama e, ve e, kimliği de kullanarak e, kimliğin farklı alanlardaki çıktıları içinde e, ürünler üretiyoruz. Ve videolu görüntülü görüşme gibi dijital home'un adını vermiş olduğumuz bir e, yapay zeka ile otomatize edilmiş bir kimlik doğrulama sistemi gibi çeşitli ürünler üzerine çalışıyoruz. E, bunların yanı sıra e, yine özellikle son 3 senedir e, Deep Tech AI adını vermiş olduğumuz, Arvis Deep Tech AI adını vermiş olduğumuz bir yapay zeka staj programı var. Bu genellikle çok sorulduğu için, ben kendim de elintili olmuş olduğu için de çok kısa değinmek isterim. bu programı biz gençlere katkı sunabilmek ve yapay zeka odağında hem kendimizi personel yetiştirebilmek hem de ihtiyacı olan, zorunlu staj ihtiyacı ve eğitim ihtiyacı olan gençlerimize de çözüm bulabilmek amacıyla tamamen gönüllülük usulüyle yapmış olduğumuz bir e, projemiz bizim. Bir so e, sosyal sorumluluk projemiz aslında. E, ve şu ana kadar yaklaşık e, 235 mezunumuz oldu bu programdan. Online ve yüz yüze katılan. E, ve önümüzdeki e, aylar içerisinde de yeni programlarımızı açıyor olacağız. Hem sosyal sorumluluk anlamında hem e, Türkiye'nin tamamında birçok gencimize hitap edebilmek için çok çeşitli üniversitelerden çok çeşitli branşlardan gelen gençlerimize tamamen yapay zeka ile ilgili çalışmak istediği için, ilgi duyduğu için biz uygulamalı proje bazlı eğitimler veriyoruz. Ee, ve onların bir ürün elde etmesine vesile oluyoruz. Farklı alanlarda projeler üretiyoruz. Farklı alanlarda problemler veriyoruz. Ve onların yeni modellerle, uygulamalı e, akran öğrenmesi modelleriyle e, çıktılar elde edip, daha sonra da onları girişimciliğe dönüştürmesiyle ilgili, çalışmalar yapıyoruz diyeyim ve destekliyoruz gençleri. Geleceğimize aslında yatırım yapıyoruz diyerek böyle ben kendimle ilgili olan kısmı bu şekilde bitirmiş olayım. Teşekkür ediyorum böyle bir soru içinde. Çok teşekkürler Gülhan Hanım. Sunum da gerçekten çok güzeldi. E, aklıma takılan bir soru olduğunda bir sonraki slaytta örneğin ya da birkaç sonraki slaytta siz bunu zaten açıkladığınız için <laughs> aslında aklımdaki soruları da bir nevi siz anlatırken e, cevaplanmış oldu orada cevap bulmuş oldu. E, benim sadece tek bir sorum var merak ettiğim Türkiye yapay zeka konusunda nerede hangi alanlarda daha çok kullanılıyor ya da talep görüyor ya da hangi alanlarda kullanılmalı? Yani Türkiye ee, yapay zekanın e, ilişkisini orada bir merak ettim. Aslında buna şöyle bir genel cevap vereyim. Türkiye yapay zekada e, üretim kısmında çok geri olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani oldukça yapay zekayı çok fazla kullanıyoruz. E birçok alanda şu anda ekosistemimizde yaklaşık 300 350 civarında firma var. Sadece yapay zeka odasında çalışan girişimler diyebiliriz hatta üretici firmalar diyebiliriz. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Çok geniş bir alanda dil işlemede, görüntü işlemede, yapay görüde, karar destek sistemlerinde, robotik teknolojilerde çalışan çok sayıda girişimler. Ama Bizim en büyük problemimiz bir takım donanımsal kaynaklara, yapay zeka çipi gibi donanımsal ihtiyaçlara, GPU kartı gibi temel ihtiyaçlara sahip olamayışımız. Çünkü yapay zekada özellikle büyük veri gerekli olduğu için ve bu büyük verinin çok hızlı işleme tabi olması için... E, kendi modellerimizi, kendi algoritmalarımızı geliştirebilmek için e, bu tür e, kendi üreteceğimiz donanımlara ihtiyaç olması e, durumu söz konusu. Biz bunları üretemiyoruz. Ama dünyada da zaten üretici kaynakları çok sınırlı. Onlar da zaten e, çok büyük milyar dolarlık şirketler, işte Nvidia'yı var e, e, gibi veya işte Apple'ı var, Facebook'u var, OpenAI'ı var. Yani bu, bu tür üreticiler şu anda bu tür teknolojileri sahipler. Dolayısıyla biz aslında bu GPU e, ve çip üretimini yapamadığımız için kendi kaynaklarımızla e, bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz veya bu kaynakları yurt dışından alarak yine kendi modellerimizi geliştirebiliyoruz. E, kütüphane yazmak çok önemli. Kütüphane modelleri kullanmak çok önemli. E, yine birçok firma diyeyim kendi modelini kendi kütüphanesini yazabildiği gibi ağırlıklı olarak az önce söylemiş olduğum o büyük üreticilerin kütüphanelerini kullanıyor çünkü e, bu yapay zeka alanında en önemli konulardan bir tanesi kendi kütüphanelerini oluşturabilmek kendi modellerini oluşturabilmek e, veriyi iyi kullanabiliyoruz ama verimiz çok anonim değil büyük veri çok fazla var ülkemizde ama büyük verinin konumlandırılması için stratejilerin belirlenmesi gerekiyor bu konuda da ülkemizde çok ciddi adımlar atıldı atılmadı diye gerçekten ciddi anlamda çalışmalar yapılıyor özellikle Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi var Ankara'da bu konuda gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıyor bir strateji çalıştığı yapıldı ve bizim ulusal yapay zeka stratejimiz adı altında bir döküman yayınlandı bu dökümanın yayınlanması yenilenmesi ve revize yapılabilmesi için de yine çalışmalar devam ediyor. E, data centerlerimiz var ama yeterli değil. Bunların da geliştirilmesi gerekiyor. E, velhasıl e, ciddi alanda üreticiler var. Teknoparklarda çalışan üreticiler var. Ge girişimciler var. E, kötü bir noktada değiliz ama daha da geliştirilmesi gereken çok ihtiyacımız var. Özellikle bu bahsetmiş olduğum GPU'lar iyi veri üretebilmek için ve işleyebilmek için e, yapay Zeka çiftleri gerekiyor Çünkü onlar içinde e, daha bize ait olabilmesi için e, ama diğer tarafta veriyi kullanabiliyor muyuz Evet kullanabiliyoruz model üretebiliyor muyuz Evet üretebiliyoruz e, ama büyük dil modellerinde ve büyük görüntü işleme modellerinde yine e, biz hazır modelleri kullanmayı ve onlara api yazmayı daha çok tercih eden e, bir durumda olabiliyoruz diyerek Aslında e, Tam bir yüzde yüz üretim modeli de değiliz ama üretim içinde çalışmalarımız devam ediyor diyerek söyleyebilirim. Gençlerimizin bu konuya ilgisi çok fazla artıyor ve biz yapay zeka alanında çalışmak isteyen gençlere de fırsat sunuyoruz. Ama okullarımızda yapay zeka ile ilgili daha fazla eğitim verilmesi gerekiyor. Sadece teorik değil, Uygulama bazlı eğitimlerin verilmesi gerekiyor ve uygulaması olarak da e, ciddi anlamda projeleri, problemlerin çözülmesine yönelik çalışması gerekiyor. Bunların da yavaş yavaş temelleri atıldı. 2-3 senedir yapılıyor. Biz de katkı sunmaya çalışıyoruz ve gelecekte zannediyorum çok daha iyi olacak. Ama bilinçli bir topluma doğru da gidiyoruz. Tekrardan çok teşekkürler Gülhan Hanım. Gerçekten verimli bir etkinlik oldu. Yapay zekaya bakış açımızda önemli bir katkı sağladı, geliştirdi. Çok teşekkür ederim tüm katılımcılara, size. Ben teşekkür ederim, çok teşekkürler. Abla şöyle ifade edeyim, az önce sesim gelmemişti. Gerçekten bu akşam bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Kısacık bir sunuma çok fazla detay yerleştirdin, bizi aydınlattın. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık ben diyoruz. Burada ederim. gelen izleyicilere de, dinleyicilere de hoş geldin diyoruz. İyi akşamlar dileriz herkese. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bir sorunuz olursa her zaman arayabilirsiniz. Çok teşekkür. Hoş